Sana üzücü bir haberim var. Ne? Bay limitleri tutturamadık. Daha önce adam biriktirdiklerimizi kullanırsın. Abi, arabayı kullanıyorum, tamir işlerini yapıyorum. Buna ayak işleri diyorlar. Temizlik yapıyorum, mutfağı temizliyorum. Bugün şey yapalım, Nezih Genç gibi giriş yapalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü ay maliyetleriyle karşınızdayız. Ama sana üzücü bir haberim var. Ne? Bay limitleri tutturamadık. Gitti mi şey? Asgari ücret. Asgari ücret. Asgari ücretin git ama asgari ücretin gitme sebebi şu ki biz bir şey yaparız. Daha önce adamdan biriktirdiklerimizi kullanırsın. Bir süre Fethiye'de kaldığımız için Fethiye'de de dışarıda çok güzel yemek yenecek yerler olduğu için dışarıda yemek olayını biraz abartmışız. Bir de yanımızda arkadaşlarımız vardı. Onlar dışarıdan yemek yerlerken biz de hadi onlarla beraber takılalım dedik. Evet. Bu arada dışarıda yemek derken yanlış anlamayın. Gidip dışarıda restoranda oturup yediğimiz yemeklerden bahsetmiyoruz. Fethiye'de o oturduğumuz Karavanköy dediğimiz aslında tabii ki adı Karavanköy olmayan ama o bulunduğumuz alanı biz Karavan... Ay ya al götür veya paket servisi mi? Paket servis yani oraya o bölgeye karavan bölgesine paket servisler vardı. Dolayısıyla biz oraya sipariş verdiğimiz zaman karavanın önüne paket servis hazır geliyordu. Konu komşu alırken biz yemeyelim mi yani şimdi bizim canımız yok mu biz de aldık. Nefis bu çekiyor. Nefis bu çekiyor. O yüzden aslına bakarsan mutfak masraflarımız birazcık azaldı ama paklarımızla dolu. Bu arada tabii biz orada Fethiye'de metroyu gördük. Metroya birazcık daldık, ekstra mutfak alışverişi yaptık. Bazı ucuz şeyleri bulduğumuz zaman stokladık falan. Fethiye'de metrodan giderken ben direkt tren olarak kullanılan metrodan ayrıldım. Yok, metro market, toptancı marketten bahsediyorum. Dolayısıyla kuruşlar önemli biliyorsun. Mutfak masraflarımız 1200 lira 13 kuruş tutmuş. Nerede yazıyor? Bak burada yazıyor. Evet, evet. 13 kuruş önemli. Kesinlikle kesinlikle 13 kuruş önemli. Yani 13 kuruş yüzünden demek 13 uğursuz rakam. Niye uğursuzsa bilmiyorum tabii ki. Dışarıda yemeklerimizin içine neler dahil? İşte dediğim gibi paket servislerimiz dahil. Paket servisler aslında dışarıda yemek yemek için ucuz şeyler. Çok da fazla abartılmıyorlar. Onun toplamı şurada yazıyor. Onu merak ediyorsan. Ama onun içine bu arada şeyler de dahil yani hazır dışarıdayken sabah kahvaltılarında poğaçalar, börekler, pideler, şunlar bunlar falan var. Onları da dahil ettik işin içine. Onlar ne kadar tutmuş? 524 lira 99 kuruş. Kesinlikle 525 lira değil ama. Değil. 524 lira 99 kuruş. Fethiye'de havalar biraz soğuktu. Hepinizin bildiği gibi. Sizin oralarda karlar yağarken karlar düşer. Düşer düşer alırım. Derken bizim orada da havalar çok soğuktu. Bol bol yağmur yağdı, hava serindi ve biz bol bol Webasto çalıştırmak zorunda. Yani Webasto değil, Eberspreer çalıştırmak zorunda kaldık. Dolayısıyla fazla yerimizden kıpırdamasak da 400 liralık yakıt almışız. Ama tabii arabamızda yakıtımız kaldı bu maliyetlerin sonrasında. 400 lira yani çok da fazla değil aslında. Evde otursaydık emin ol 400 liralık yakıt yakardık zaten. Bu en azından normal kullanımlarımıza da giden bir rakam. Gezdik tabii ki. Tabii canım yani hiç gezmedik değil. Biliyorsunuz Farali'ye gittik, Üzümlü'ye gittik. Sağa sola bir sürü gezdik yani. Hiç gezmedik, oturduk kaldık değil. Bu arada Homicin de tabii gene masrafları oldu. Olmadı değil. Ama bunların hiçbirisi bu sefer tamir masrafı değildi. Yani Homi'nin bizim başımıza açtığı işlerden kaynaklı masraflar değildi. Bizim Homi'ye yapılmasını istediğimiz ekstra işlerdi. Biliyorsunuz, ya bu arada ben bozuluyorum ha. Bazı arkadaşlar demişler ki Haluk abi ayak işlerini yapıyor. Abi arabayı kullanıyorum tamir işlerini yapıyorum. Buna ayak işleri diyorlar. Temizlik yapıyorum. Mutfağı temizliyorum. Bulaşıkları yıkıyorum. Yemek yapıyorum. Ortalığı topluyorum. Bunlar ayak işi değil. Bunlar ana işler. Nasıl oluyor anlamadım ben. Ayak işlerini yapıyorum ben. Haluk'un yaptığı ayak işi olarak en yaptığı iş affedersiniz çok boktan bir işti. Siyah su deposunu boşaltmaktı. Onu da artık bundan sonra boşaltmasın diye ekstradan bir 550 lira harcadık. Aslında tam sadece onun için değil birkaç ıvır zıvırımız da vardı. Ve Haluk'a bir tane vana yaptırdık. Artık oturduğu yerden düğmeye basıyor, siyah depoyu boşaltıyor, tekrar basıyor, depoyu kapatıyor. Biz 550 lira ödeme yaptık bunu yaptığımız işler için. Yeni bir vana taktılar bize. Arka tarafta Homi'ye
soğuma yerimizin yeri masanın tam kenarındaydı ve masayı sandalyeyi koyup çıkartırken çok rahatsız ediyordu bizi. Onun yerini değiştirdiler. Birkaç tane ufak tefek işlerimiz vardı, onları yaptılar. Tentenin altına işte bir kaplama attılar, yağmurda artık altına su geçirmiyor falan. Bütün bunların hepsine toplam vana dahil 550 lira kamp karavana para verdik. Ya elektronik dediğin şey 26 lira o ne? Ne bileyim ben, fiş, kablo bilmem ne, bir sürü bir şeyler aldın sen. Ha tamam. Onlar için 26 lira ödemişiz. Başka ne varmış? Perdo nedir? Perde. Perde. Perdo. Perdo yazmış buraya. Ünlü alırsan okuyamıyorum ki. Perdemiz bozuktu biliyorsunuz, tamir ettim. Bakın perdo yazıyor. Ya bütün manevlerimizi gösterme. Sorunumuz ne? Şunun ipi koptu böyle. Çünkü artık eskidi yani. 4 senedir kullanıyoruz. Hani bu arabanın eskimesiyle alakası yok. Sinekliğinde bir ömrü var sürekli kullana kullana. Onu çıkartmak ama bizim burada biraz sıkıntılı tabii. Komple her şeyin sökülmesi gerekiyor. Ben unuttum. Perdenin maliyeti kaç liraydı? Tamir maliyeti. Kaç lira vermiştik? 70 lira diyor. 70 lira vermiştik. Başka ne varmış? Tamir kapak. Tamir kapak ne? Ha bu şey. Ön taraftaki kapağı değiştirdik. Taş mağazasının kapağı. Muğla'da değiştirmeleri gerekiyordu. O rengi bozuktu. Oraya yeni kapak aldık. Ama sonuçta para verdik ona. Yani sonuçta evet. 50 lira ödedik ona. Başka var mıymış? Ya nasıl önüne çekti ya? Sisvarı, sisvarlarını yeniden taktırdık. Andaydan bir falan bozuk. Ben de şey zannediyorum, kablosunda falan bir sıkıntı var zannediyorum. Meğerse lambalar patlamış. Evet, onun lambaları değişti. Yeni lambalar takıldı, yapıldı. Ona verdik. Bunun haricinde bir de ekstralarımız var. Onlar yazmıyor. Yazıyor ya, görmüyor musun? Burada işte. Pardon. Gene buradan çektim. Neyse, benim aklımda kalanları ben söyleyeyim hemen. Allah söyle, tamam. Benim unuttuklarımı sen tamamlarsın. Tekne turuna çıktık biliyorsunuz Şövalye Adası'na. Oraya bir 40 lira verdik. Ondan sonra bahçede bir tıraşımız var. Saç tıraşımız. Evet, o 80 lira. 80 lirası ikimize saç tıraşına verdik. Damat tıraşı yaptırmak için. Halı 18,5 lira. Arabamıza, karavanın ön tarafına plastik... Halı değil onlar. Ama ne onun adı? Banyo altlı mı? Denedir onlar. Ya halı değil, evet. Yani ben ona halı diye yazdım ama banyo altlı gibi bir şey, böyle silikon bir şey aldık. İlk girerken çünkü arabaya paldır küldür bir hemen adım atıveriyoruz ayakkabımızla. Halılar çok kirleniyor. Gece de yataktan o halının üstüne iniyoruz. Aynı ayaklarla yatağa giriyoruz diye. Akşam yine toplarız diye oraya öyle plastik bir şey koyduk ki ayakkabılarımızı onun üstüne çıkartabilirim diye. 18,5 lira mı vermiştik ona? Başka ne varmış? Kolluk. Ben kolluk tutuşu yüzemiyorum. Onun için kolluk aldık. 26 lira 50 kuruş. 26,5 lira. Evet. Bir de ilaçlarımız vardı. Onları aldık. Onlara katkı payı ödedik. Kalkandan aldık. Daha kalkana gitmedik ama. Yani sizinle birlikte gitmedik ama biz aslında gittik kalkana ve oradan kolluk aldık. Başka bir şey var mı? Yok. Evet. Gelelim şimdi zurnanın zırt dediği yere. Neresi? Toplam kaç lira harcamışız bay? Onu söylemeyeceğim. Başka yok mu? Başka yok. Bitti. Hepsini söyledik. Dışarıda yemekler, onu söyledik zaten. Söyledik. Yani ne yapayım artık yani? Diye şey... Acun gibi yapayım. Geliyor. Hadi artık söyle. Yok söylemeyeceğim. Açayım bu kutunu. 3, 4, 2, 8, 7. Yani 3142 lira 87 kuruş. Bu ay harcama yapmışız. Evet, onun içinden sokak yemeklerini düşersek asgari ücrete yine buluyoruz aslında. Evet, 524 lira, 525 liraya düşersek buluyor. Asgari ücrete de idare edilebiliyor. Kesinlikle idare edilebiliyor. Asgari ücrete de yaşanabiliyor, evet. Arkadaşlar, 3. ay maliyetimiz de budur. Size her ay özellikle detaylı yazıp hepsini veriyoruz ki hani bu bir ayda bu kadardı, ondan sonra bir daha olmadı falan demeyin. İşte, bu arada YouTube'dan biz gelir kazanmıyoruz. Açık, para kazanma opsiyonumuz açık. Biz YouTube'dan para almıyoruz çünkü çok az bir para geliyor zaten. Yani aylık 70-80 dolar gibi bir para gelişi var oraya.
Biz o parayı tahsil etmiyoruz. Çünkü Türkiye'nin şartlarında o parayı tahsil etmek gerçekten büyük sıkıntı. Evet. Şirket kurmamız gerekiyor. Muhasebeci tutmamız gerekiyor. Maliyeti 100 dolar. İyidir, 70 dolar olunca ekstra 30 dolara gelmemizden karşılamak istemiyoruz. O yüzden almıyoruz parayı. Para kazanma açık. Belki bir gün gerçekten güzel paralar kazanmamız ihtimali olursa alacağız ama şu anda almıyoruz. Şu anda bizim YouTube videoları yapmamız, bu kadar emek harcamamız, haftada 2 günümüzü, 3 günümüzü bilgisayar başında geçirmemizin tek ama tek amacı sizlerle birlikte olmak, sizlere bu hayatı sevdirmek ve gittiğimiz yerlerde bizi tanıyan sizlerle birlikte oturup bir kahve içmek, muhabbet etmek, sohbet etmek. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Bir de gelir miyiz kahve? Ya önemli olan insan kazanmak. Gittiğimiz her yerde sizlerden dostlar geliyor yanımıza, onlarla muhabbet ediyoruz. Fethiye'de mesela beraber kahve içtik kaç tane aileyle. Eser Bey'le Yeşim Hanım bizi evlerine davet ettiler. Orada yemek yedik onlarla birlikte. Fatma ile Can'la birlikte bir sürü yer gezdik. Kaç hafta birlikteydik. Gizemli Can. Gizemli Can. Kimse yüzünü görmedi Can'ın. Güzel gezdik. Güzel oluyor. İnsan tanıyoruz. İnsanlarla bir araya geliyoruz. Bu arada bazılarınız şunu soruyorsunuz. Maskesiz nasıl bir araya geliyorsunuz diye. Hepimiz karavanda yaşıyoruz. Marketlere girip çıkarken çok dikkatli oluyoruz. Çünkü karavanda yaşayanların çoğunun amacı zaten izole olmak. Marketlere girerken bazen çift maske takıyoruz. Ve bir araya geldiğimizde de eğer ilk defa karşılaştığımız insanlarsa mesafeli 1-2 metre mesafeden genelde sohbet ediyoruz. Masada otursak bile çıkıyoruz. Mevzu 1,5 metre açıyoruz. Çok zaman iki karavan olduğumuz zaman iki tane masa koyuyoruz. Herkes kendi masasının önünde oturuyor. Biz kendi masamızın önünde oturuyoruz. Uzaktan sohbet ediyoruz. Ama 1-2 hafta bir araya da kaldıysak artık normal aile bireyleri gibi birbirimizin yanına gidip gelmeye başlıyoruz. Ama hala öpüşmüyoruz. Yani. Hala böyle. Ondan sonra bilmiyorum yani. Arkadaşlar maliyet videolarımızı beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız, bundan sonraki gezilerimizde hala maliyet videolarımızı görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani şahitini işaretlemeyi de unutmayın. Niye yapmıyorsunuz ki anlamadım. Bu arada gözüme güneş geliyor. Gölgedeyim ama güneş geliyor. Gözümün birini böyle kapatıp konuşuyorum sizinle bile. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.